Arkadaşlar merhaba, ben Zafer Durak, Haliç Oto Yetkili Servis Teknik Uzmanıyım. Size AdBlue sistemi hakkında kısaca detaylar vereceğim. Nasıl dolum yapılır, hangi arızalarla karşılaştığınızda nelerle mücadele edebiliriz ya da nasıl önlemini alabiliriz? Bu konular hakkında size detaylı bilgiler vereceğim. Bu videomuzda bu kısımda soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Sizin de merak ettiğiniz sorularınız varsa alttaki yorum kısmından sorularınızı yazabilirsiniz. AdBlue sistemi nedir ve şirketler neden böyle bir sisteme ihtiyaç duymuştur? AdBlue sistemi, SCL teknolojisi dediğimiz bir sistemdir aslında. Tofaş'ta teknik olarak SCL, seçici katalitik indirgeme diye adlandırılır SCL. Dizel motor emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmak için mevcut en düşük maliyetli ve yakıt tasarruflu teknolojilerden biridir. Peki AdBlue sıvısı hakkında bilmemiz gereken herhangi bir önemli konu var mı? Hakkında bilmeniz gerekenlerden kısaca bahsedeyim. -11 sıcaklıktan itibaren donar AdBlue sıvısı. Yaklaşık 70-80 derece yüksek sıcaklıkta bozulur. Ve ortaya çıkan amonyak nedeniyle koku yapabilir. Soğukta beyaz tuz şeklinde kristalize olur. AdBlue yüksek akışkan özelliğine sahip. Bu konu hakkında fazla bilmeniz gerekenler yok. Sadece bunlardır. Peki ben AdBlue'su nasıl depolayabilirim veya nasıl saklayabilirim? Evet. AdBlue uzun raf ömrüne çok kararlı bir ürün olarak kabul edilebilir. Fakat üretim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tüketilmelidir. -12 ve 32 derece sıcaklıkta depolanması gerekir. Arasındaki sıcaklıklarda saklanırsa özelliğini yitirmeyebilir. Şöyle söyleyeyim. Araçlarımızın üstünde AdBlue tankları var. AdBlue tankının üstünde çeşitli sensörler var. Siz bu sıvıyı tanka doldurduktan sonra kalitesini ölçen bir sensör var. %32'nin altında kalite ölçerse aracı hiçbir şekilde çalıştıramaz ve hatta arıza ışığını yakar. Bu sebepten dolayı bu sıcaklıklarda saklamamıza dikkat etmek gerekir. Kabını sıkıca kapatıp kuru bir yerde güneşe maruz bırakmadan saklamamız gerekir. AdBlue sıvısı çok sıcağı ve hatta -11'in altında donmaya sebep olabiliyor. Peki AdBlue sıvım bitti, aracımı çalıştıramıyorum. Akabinle nasıl tekrar aracımı çalıştırabilirim? Akabinle AdBlue tankı boş ise AdBlue tankının minimum depo kapasitesi %50, yani 5 litresine kadar doldurduktan sonra uyarı ışığının sönmesini bekleyerek, yani kontak marş konumda veyahut da on konumda olmayacak. Motoru çalıştırmadan önce ekrandaki uyarıyı sönmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra 2 dakika kadar beklememiz gerekebilir. Ondan sonra zaten marş yaptığımızda araca çalışmasını sağlayacaktır. AdBlue sisteminde, yani AdBlue tankınızda yakıt kalmadı. Tekrardan yakıt eklediniz. Kontağı açık yakıta eklediniz. Kontak açıkken yakıt eklediğiniz esnada AdBlue tankı üstündeki seviye sensörü elektrikli bir sensör olduğu için şamandıra yoktur deponun içinde. O sebepten dolayı direkt seviyesini algılamayacaktır. Kontak açık olduğu için. Bu sebepten dolayı da sizin tankınız dolu da olsa seviyeyi algılamadığı için araç yine çalışmayacaktır. Arıza ışığınız da sönmeyecektir. En çok dikkat edilmesi gereken konu bu. Yani dolum yaparken kontağı kapalı olmasına dikkat etmek, dolum yaptıktan sonra da kontağı açıp 2 dakika bekledikten sonra marş yapmamız gerekir. Aksi durumda araç çalışmayacaktır. Dolumu da görmeyecektir. Aracımla seyrenle giderken düşük AdBlue seviyesi uyarısı aldığımda en fazla kaç kilometre yol gidebilirim? Yolda seyir halinde düşük AdBlue sıvı seviyesi arızasını aldığınızda 2400 kilometre yol mesafe kat edebilirsiniz. Aksi durumda sizi hep uyaracaktır araç. AdBlue seviyesi yolda bitti, yakıt doldurmadınız, tekrar çalıştırmak için az önce de belirttiğim gibi kontak kapalıyken AdBlue tankını %50, yani 5 litresine kadar dolum yaptıktan sonra kontak açık 2 dakika bekleyip ondan sonra marş yapıp aracı çalıştırabilirsiniz.
Ama düşük AdBlue seviyesi uyarısı aldığınızda 2400 kilometre yol kat etme mesafeniz vardır. Peki ben bu AdBlue sıvısını aldım. Nasıl dolduracağım? O zaman size şimdi AdBlue sıvısını nasıl doldurulacağını göstereyim. Şu mikrofonu böyle alalım. AdBlue sıvısı Opet, Opar marka, bütün Opet marketlerinden temin edebilirsiniz. Ürünleri kalitelidir. Şu bölmesinde bir hortumu bulunmakta. Kapağını açtığınızda bu hortumu bu şekilde aynı kapağı sıkarmış gibi sıkabiliyoruz. Bunu sıktıktan sonra şurada bir özel konuya da değinmek istiyorum. Özellikle Fiorino araçlarımızda cam suyu dolum deposu ile AdBlue dolum deposunun kapakları aynı renkte. Sol taraftaki cam suyu, sağ taraftaki AdBlue. Zaten kapakların üstünde de bunu belirtmekti. Fakat farklı müşterilerimiz bunları karıştırarak buraya cam suyu ilave ettiklerinde bu aracın çalışmamasına ve tank değişimine kadar yol açmasına sebep olabiliyorlar. Bu hortumu buraya taktıktan sonra AdBlue dolum kapağını açtık. Bu şekilde döktükten sonra seviyesini tamamlayabiliriz. Fiorino araçlarımız 14 litre AdBlue sıvısı almakta. Özellikle tekrardan söylüyorum. Cam suyu dolum kapağı ile AdBlue sıvısının dolum kapağını karıştırmaktayız. Bunlara dikkat etmemiz müşteri açısından da bizim bayiler açısından da mağdur olmamak için müşterimiz dikkat etmemiz gerekir bu konulara. Diğer araçlarımızda AdBlue dolum kapakları mazot dolum kapağının yanındadır. Sadece Fiorino aracımızda buraya konulmuş. Bunun sebebi de arka karosöride alt bölmede tankın bölmesinde boşluk olmadığından dolayı sağ çamurluk içine tank bölmesi yapılmış. Bu sebepten dolayı da ön tarafta olmakta Fiorino aracımızın. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Zafer Bey. Ben de teşekkür ederim Gürkan Bey. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.